çözümü. Migren, bel fıtığı, boyun fıtığından başlayıp MS gibi, multipskleroz halkın arasında bilinen MS gibi, motor nöron gibi, Friedreich ataksi gibi, myasthenia gravis gibi kas grubu rahatsızlıkların ve en önemlisi çocuklarda çocuk felci, cerebral palsy denilen çocuk felci gibi rahatsızlıkların çözümü diyebiliriz. Peki ayağın tamamen altı... Tamamen diyemeyiz ama kısmen. Şimdi siz ne yapacaksınız? Çizip bize ayağınızın tabii altında nasıl bir dünya var onu gösteriyorsunuz. Onu göstereceğiz, evet. Ben de şimdi zaten haritalar sizin... mevcut var. Var ama evet, siz asıl haritayı benim ayağıma yapacaksınız. Asıl harita bu gerçekten. Ama size ilk gelen soru şuydu. Gülçin Hanım diyor ki ayak altı ve ellerde yanma var. Sebebi ne olabilir? Yanmanın sebebi sinir deformasyonları olabilir. Yani şeker rahatsızlıklarında, bazen boyun fıtıklarında bile yanabilir. Çok farklı sebepleri olabilir. Ama genelde belli ki bir sinir deformasyonu var. Nöropatik bir rahatsızlık diyebiliriz yani. Peki ne yapsın? Ne yapsın? Mutlaka bir kere nörolojiye mi gitsin? Mutlaka nörolojiye gidip onun bir tespitini yaptırsın. Teşhisini. Teşhisten sonra da mümkünse refleksoloji yaptırsın. Arkadaşlar siz okuyabiliyorsanız bana yazın lütfen. Yok buradan değil, kendi telefonundan bak kuzum. Evet. Peki. Şimdi. Buyurun. Ne yapıyoruz? Şimdi bana soruları mesela başımız ağrıyor ama bir türlü geçmiyor. Evet. Ayağımızda bunun masaj yaparak çözümünü bulabilir miyiz? Tabii bulabiliriz. Fakat şöyle, baş ağrısının nedeni çok önemli ama migren olduğunu düşünelim. Migren olduğunu düşünelim. Şimdi refleksolojide bir sempatik sinir sistemi var, bir parasempatik sinirler var. Yani bir gaz var, bir de fren var. Beynin bir yarım küresi gazı, bir yarım küresi freni şey yapıyor. Hormonlarla evet, bunu dengeliyor. Yani o sinir sistemiyle onu reakte ediyor. Şimdi sempatik sinirler aktif olduğu zaman ağrıları tetikler. Parasempatik sinirler. Ama ben bunlardan anlamıyorum ki. Yani şöyle söyleyeyim. Biri gaz, biri fren. Tamam, ağrınızın geçmesini istiyorsanız parasempatik sinir sistemini, yani fren sistemini devreye sokmanız lazım. Bu akşamleyin uyumaya başladığımız an, böyle pinolin, melatonin hormonunun salgıladığı, gevşediğimiz, relax olduğumuz an parasempatik sinirlerin devreye geçtiği andır. Peki ayağımızın altında ne ilgisi var bunun şimdi? Sağ ayak sempatik sağ sistemi, ayak. Sol ayak da parasempatik sistemi yani kontrol bu, eder. Bu gaz, bu da fren. Ama sağlak ve solak olmak bunu çok değiştirir. Biz sağlak için konuşuyoruz şu anda. Çocuklar için de geçerli midir bunlar? Çocuklar için de geçerlidir. Eğer solaksa sistem terse dönüyor. Evet. Şimdi örneğin migrensiniz. Migrenseniz bir kere migrenin ana bölgesi tam burasıdır. Şurası ve şurasıdır. Bir dakika. Sol evet, çok önemli. Sol ayağınızın serçe parmağa doğru yakın olan uç noktası. Üst noktası. Üst serçe parmağa doğru yakın olan noktası, bölgesi diyelim. Evet, buralar migren bölgesidir. Buralara şu şekilde bası yaptığınızda direkt olarak acıyor mu? Bastırıyorsunuz ama. O zaman migreniniz acımıyor var. Aslında. Yok yok. Acımıyor yani bunu böyle hani hafif dokunmaktan bahsetmiyoruz. Onu söylemek tabii, için yaptım. Tabii. Bir bası stimüle tedavisidir bu. Basıyı bu şekilde uygularsınız. Bakın yalnız böyle altta kristalize bir yapı var. Bakın çıt ediyor. Hissediyor musunuz şu anda? Yok. Hissetmiyor musunuz? Ama bak çıt ediyor. Bak. Bak. Yani ne demek şimdi bizim için? Bu çıt bir çeşit fibrostik kisçiktir. Ya. Yani sinirin sonlanıp da kırıldığı, hani saç kırığı gibi olur ya, aynen sinirin o şekilde kırıldığı yerdir. Bu kırılmayı, bak şurada tık ediyor, bu kırılmayı eğer düzeltirseniz oradaki sinir artık doğru çalışıyor demektir. Dolayısıyla siz o ağrıyı oradan kesmiş olursunuz. Peki, gerçekten tabii, Hanım migren, diyor ki... Migren komplike bir şeydir. Tabii. Sadece bu bölge değildir. Mesela bağırsağı yapmak gerekir migren için. Bağırsak bölgesi şöyle şurası. Şöyle çizeyim. Şu şekilde bağırsak bakın. Burası kalın bağırsak. Şurası da ince bağırsak şeklinde. Bayağı bağırsak resmi gibi oldu evet, zaten. Evet, zaten bildiğiniz bağırsak gibi. Bağırsağı da yapmak gerekir. Sağ taraftan özellikle mideye de yapmak gerekir ki dakika, migren hastaları... Bir dakika, yavaş yapın. Bakın şu şekilde böyle mide üst kapakçığından aşağıya doğru inen şu mide bölgesidir. Özellikle mideye de yapmak gerekir. Zaten birçok migren hastası İştahı bulantı yaşar. İştahı kapatabilir miyim? Bulantı, tabii, iştahı nasıl, buradan kapatabilirsiniz. Nasıl kapatalım yine hemen? Sempatik sistemden, hemen kapatalım. Sempatik sistemden mideyi kasarak... Midenin kasılmasını yani sempatik aktif olmasını sağlayarak çok fazla yiyemezsiniz. Nasıl mide ameliyatı yapılıyor, küçültülüyor? Aynı küçültülmüş gibi etki yaşarsınız. Yapın. Bir şey kasıldığında. Nasıl yapacaksınız? Hemen mesela yapalım. Yapın bugün vallahi. Yemek yemeyin. Ciddi misiniz? Eğer şunu yapın yarın söyleyeceğim size. Tamam. Ama bunu ne kadar süre yapmak lazım? Bu arada ya acıyor. Tabii 5-10 evet midenizde bakın şu an midenizde bir gevşeme var mesela. Gevşeme hiç olduğundan dolayı. Gevşeme olduğundan dolayı acıyor. Öyle mi? Muhtemelen öyle.
Ya muhtemelen tabii yani öyle, bir kesinliği yok ama muhtemelen öyle. Şu niye arkasını açmıyoruz? Bakın şu şekilde mide bölgesine bastığınızda sempatik sistem aktif hale gelir. Sempatik sistem aktif hale geldiği için de mide bölgesi kasılır. Dolayısıyla siz yemeği yiyemezsiniz. Vallahi yeseniz de çok az yemek zorunda kalırsınız. Hemen doyarsınız. Akupunkturla aslında aynı mantıktır kısmen. Yarın söyleyeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hiçbir şey olmadı diyormuşsunuz. Yani ne bileyim, benim pek iştahım yani durmaz. Hayır, aç kalıyorum. Ama açım diye de böyle söylüyorum. Ama bu çok yanlış bir sistem, biliyorsunuz değil mi? Doğru bir şey değil tabii. Hiç doğru bir ama şey yok, değil. Ama ben çok abarttığım zaman yapıyorum. Az sık sık yemek lazım. Peki. Aha. Fatma Hanım diyor ki, ablacığım ben senin oturduğun gibi uzun süre oturamıyorum. Nasıl yani kuzum? Böyle mi? Fazla oturamıyorsun, kalamıyorsun böyle. Acaba ne hissediyorsun yani? Acıyor mu böyle oturunca? Muhtemelen bel boyun, bel fıtığı falan. Belinde olabilir. Mi sıkıntı varmış? Tabii, bel fıtığı. Peki. Var. Yani oturamama veya ayaktayken tam doğrulamama vesaire bel fıtığı göstergesidir. Refleksolojiyle bunu çok yüksek oranlarda düzeltmek mümkün. En azından ağrılarını düzeltmek mümkün. Peki, nereden yapılıyor? Depresyon için işe yarar mı diyor? Depresyon için yarar. Çok ciddi anlamda yarar. Yine sempatik ve parasempatik sinirler üzerinden gidersek, yani frene basmamız gerekiyor yani orada. Yani iki ayakta iki farklı. Evet, özellikle sol ayakta. Sol ayakta. Depresyon bölgesi. Bakın, şurada çıkıntılı olan bir yerimiz var. Elde de var aynı çıkıntı. Şurası değil mi mesela, bak. Hepimiz biliyoruz. Ayakta da aynı çıkıntı var. Burası hipofiz bezinin olduğu noktadır. Hipofiz bezi serotonin hormonunu salgılar. Yani mutluluk hormonu, birçok hormonu salgılar. Ama özellikle serotonini salgılatacak bölgeye bası uyguladığınızda, ki şurasıdır. Öbür parmağınızla mı yapsanız da ben onu görebilsem şöyle diye çırpınıyorum da. Şöyle mi yapayım? Hah, lütfen. Evet, bu bölgeye bası uyguladığınızda direkt olarak serotonin hormonunu salgılar. Dolayısıyla mutlu olursunuz. Yani bu tabii çok pratik bir şey. Hani genel yine komplike bir şey, bağırsağda yapmak peki, gerekir şey vesaire ama komplike, hani şu şimdi an pratik bilgi olsun diye söylüyorum. Siz üniversitesini okuyorsunuz elbette. Uh-huh. Ama bu hareketleri hemen böyle yapınca etkisi oluyor mu? Yoksa belli bir zaman belli bir zaman mı gerekiyor? Belli bir zaman gerekiyor. Şöyle düşünün. Siz bir alışkanlık halinde balık şimdi tutmaya gidiyorsunuz. Şimdi devam edin bence. İştahtan devam siz edin. Siz balık tutmaya gidiyorsunuz zamanlarda. Diyelim. Balık tutmaya gittiğinizde bir süre sonra öğrenip alışıyorsunuz değil mi? Hmm. Veya siz yazı yazmaya başlıyorsunuz. Yazı yazmaya başladığınızda aslında yavaş en doğrusu yazı yazmaya başlamak gibi düşünelim. Siz sol elinizle yazı yazmaya başlasanız ne kadar da sizce sol elinizi kullanmaya başlarsınız? En az bir 6 ay geçmez mi? Ben de bir hafta diyecektim. Çok mu erken dedim? Çok erken dediniz. Ha. Yani sürekli yazarsanız başka da, hani genel anlamda seyrek seyrek yazmaya kalksanız 6 ay sürer değil mi? Ancak. Beyin organize ediyor bunu. Yani sağ taraftan size yazmayı öğretiyor. Sağ beyin sol elinizle yazmayı öğretiyor. Bu öğrenme başlangıçları en az 6 aydır. Peki Sibel Hanım da güzel bir soru sormuş. Bel fıtığı için ne önerebilir doktorumuz? Ameliyat öncesi denenebilir mi? Kesinlikle denenebilir. Zaten hani ameliyatı tabii ki çok zaruret durumlarında gerekli olduğu yerler var. Bu başka bir şey ama refleksoloji ondan öncesi fizik tedavi gibi, fizik tedaviyle de birlikte hatta denemekte fayda vardır. Berra Hanım da diyor ki uykusuzluk çekiyorum. Uykusuzluk için hangi bölgeler? Hemen göstereyim. Yine Berra Hanım sağlaksa, yani sağ elini kullanan bir kişi ise şu bölge direkt hipotalamusun olduğu bölgedir. Öbür elinizle çizebilir misiniz? Şunla. Evet. Sol elimi kullanmak için 6 ayla. Benim için kullanacaksınız. Ben izleyiciye göstermek şu bölge, için mecbur herhalde. Burası hipotalamus bölgesidir. Hı. Bu bölgeye direkt bası uyguladığınızda şu şekilde. Evet. Uykusuzluk sorununu ciddi anlamda aşarsınız. Günde bir 5-10 dakika siz değil mümkünse hani eşi veya başka çocuğu. Başka birisi. Tabii kendi başka kendimize birisi. Dokunduğumuz zaman olmuyor mu? Kendi kendimizi gıdıklarsak güler miyiz? Olmuyor. Doğru. Olmuyor. Evet. Hayır, düşündüm bir de zaten ulaşmak da zor olabilir ama şöyle alsam şöyle kenardan tutsam falan diye. Evet. Ben mesela yok. Eski kilomdayken ulaşamıyordum, çorap bile giymiyordum. Kaç kilodan burası, kaç kiloya? 131 kilodan 90 kiloya. Maşallah. 41 kilo. İncir ve zeytin hatırlıyor musunuz? Biraz sonra söyleteceğim size. Tam olarak ne yaptığını söyleteceğim biraz sonra. Aynen. Peki. Hipotalamus bölgesi burası. Buraya 5-10 dakika yaptığınızda uyku merkezidir. Bu arada bakın bebeklere çok önemli evet. Bu. Hani uyumayan bebekler, gazı olan bebekler. Aha. Bakın hipotalamus bölgesine yine aynı bebeğe yaptığınızda da buradan direkt olarak uyutursunuz. Yine gazını çıkarmak için bağırsak bölgesinden ve şu şekilde üst tarafta. Bir dakika. Bir daha söyleyeyim. Bakın bağırsak bölgesinden. Neresi ben bağırsak bölgesi? Yeni doğmuş çocuklara, yeni doğmuş ailelere hemen öbür öneriyorum. Kullanın, lütfen. Şöyle yapayım. Yeni doğmuş bebeklerin ailelerine öneriyorum. Bakın tam bu bölge. Şöyle bağırsak,
şurası da kalın bağırsak. Bu bölgeyi yaptığınızda çocuk gazını çıkartır. Hani ama böyle piş yapıyorduk evet. Ya. Ya tabii onu yapalım o çok klasik bir şey var ya. Sırtımızdan ama bu bölgede direkt gazını çıkart. Yine sırtla ilgili bakın burasını da göstereyim özellikle. Yeni doğmuş çocuklar için yine. Bakın aynı o sırtına vurmak gibidir burası da. Şu bölgelere Allah direkt Allah. Refleksoloji yaptığınızda bebeğe. Aynen sırtına kaldırmış da vurmuş gibi olursunuz yani. Aynı şekilde hem gazını çıkartır hem de çok rahatlar bebek. Hatta normalden çok daha fazla rahatlar ayağından. Ay, bir dikkat edin deneyin. Yeni doğmuşlar denesin. Sadece bebekler mi biraz daha büyüyünce de şey...